Ege'de Yunanistan'la 21 yıl sonra yeniden patlak veren kardak krizi tırmanıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Kamenos, Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi'nin bölgeyi ziyaret etmesi için kovboyvari saçmalıklar ifadesini kullandı. Bu küstah açıklamaya cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Savunma Bakanı aklını başına toplasın açıklaması yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında 15 Temmuz darbecilerinin iade edilmemesiyle başlayan kriz Kardak kayalıkları üzerinden devam ediyor. Sık sık karasularımızı ihlal eden Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yakışıksız ifadeler gelmeye başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Kardak Adası üzerinden uçarak denize çelenk atmasıyla ilgili olarak "Ben kendi evimde dolaştım" dedi. "Ben kendi evimde dolaştım. Kimseye sormam gerekmez" diyen Yunan Bakan, Türkiye'nin tutumunu ise Anadolu tipi kovboy hareketleri olarak niteledi. Kamenos, "Biz barış istiyoruz. Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz. Fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır" dedi. Öte yandan Yunan özel birliklerine bağlı paraşütçülerin Kardak kayalıklarına yaklaşık 2 mil uzaklıktaki Semiros'la İstanbul adaları arasındaki bölgede paraşütle atlayış yaparak gövde gösterisi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Atlayışa ilişkin fotoğraflar Yunan medyasında yayınlandı. Yunanistan'dan gelen tehditkar açıklamalara Türkiye adına ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cevap verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Kardak'ı ziyaret etmesi için kovboyvari saçmalıklar ifadesini kullanan Yunan Savunma Bakanı Kamenos'a cevap veren Çavuşoğlu, "Savunma Bakanı aklını başına toplasın" dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorununa dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, istikşafi görüşmelerin sürdüğünü söyledi. "Biz bu istikşafi görüşmeleri devam ettirdik. Tsipras hükümeti döneminde iktidar ortağı da olan Radikal Sağ Parti'nin başkanı aynı zamanda Yunanistan'ın savunma bakanı. Bu bakan sürekli tahriklerde bulunuyor. Yunanistan eskiden beri tahrik edici şeyler yapıyor. Biz komşumuzla gerginlik olmasın diye aklı selim davranıyoruz." Yunanistan'ın Ege'de yaptığı ihlallerin çoğunu gündeme bile getirmediklerini ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti. "Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklı selim davranmamızı suistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz. Bakanın tavrı yeni değil. Biz bu tavırlarını Çipras'a da söyledik, söylüyoruz. İki ülke arasında ihtilaflı konular konuşarak çözülmeli. Sağduyulu olmak lazım. Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli."